Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yaz pidesi. Sık sık yaparım, bizimkiler çok seviyor. Fırın pidesi gibi çıtır çıtır değil de poğaça gibi yumuşak bir pide oluyor ve hazırladığımız iç harcıyla da çok lezzetli oluyor. İster sabah kahvaltısına, ister beş çayına, isterseniz de akşam için hazırlayın. Yapımı da çok kolay, bereketli bir pide oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. Hamuru için karıştırma kabına 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su alıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım paket de yaş maya ekliyorum. Yaş maya yerine 1 paket kuru instant maya da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum. Mayalanması için 15 dakika beklettim. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Yoğurulma kıvamına gelene kadar çırpma teliyle karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Yaklaşık 7-7,5 su bardağı un gidiyor. Unun kalitesine göre miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü ekleyin. Hamuru toparladıktan sonra 4-5 dakika daha yoğurdum. Üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika dinlendirdim. Elimi ve tezgahı yağladım. Yoğurarak hamurun havasını alıyorum. Bu aşamada ben un kullanmıyorum. Yine elimi yağlayarak bezeleri ayırıyorum. Portakal büyüklüğünde 10 tane beze hazırladım. Bezeleri bir tepsiye alıp üzerini naylon poşetle örttüm. Yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. Bu arada iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için iri 3 tane haşlanmış patatesi eziyorum. Üzerine bir kase kaşar lora ekliyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Bir demet maydanoz doğramıştım, ona ekliyorum. 5-6 tane yeşil sivri biber ve bir tane kuru soğan doğramıştım, onları da ekliyorum. 2 tane yumurtayı çatalla iyice çırptıktan sonra yumurtaları da ekleyelim. Taze soğanınız varsa birkaç dal da taze soğan ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı dolusu kimyon ve kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber ekledim. Yaklaşık yarım çay bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Bütün malzemeleri iyice karıştıralım. Bu iç harcıyla pideler çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. İlk bezeden açmaya başladım. Hamur çok güzel açılıyor. Küçük bir merdane ile üzerinden 5-6 kere gidip gelmem yeterli oldu. Şimdi iç harcını koyalım. Harcı ortasına birazcık yaydıktan sonra kenarlarını kapatıyorum. Biraz da tepside bekleyeceği için uç kısımlarını iyi kapatın, açılmasın. Gördüğünüz gibi hiç un kullanmıyorum. Eğer hamur yapışırsa zemini ve elimi yağlıyorum. İzleyenler bilirler, yaklaşık bir ay öncesi de karışık pide tarifi vermiştim. Böyle kıymalı, patatesli, peynirli, yumurtalı değişik pideler yapmıştım. O tarifimde pideler daha çıtır çıtır fırın pidesi gibi oluyor. Eğer çıtır pide istiyorsanız videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. O tarifime de bakabilirsiniz. Pideleri hazırlamaya devam ediyorum. Hazırladığım hamurdan 5'er tane olmak üzere 2 tepsi pide yaptım. Bir tepsi yapmak isterseniz malzemeleri yarıya indirin.
Ayırdığım yumurta sarısına çok az sıvı yağ döktüm. Yarım yemek kaşığı kadar diyebilirim. İyice çırptıktan sonra pidelerin kenarlarına sürüyorum. Fırını 200 derecede ısıttım. İki tepsiyi aynı anda pişirmek istiyorum. O yüzden fırını fanlı ayarda ayarladım. Eğer tek tek pişirecekseniz alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Pideler pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Tepsilerin yerini bir kere değiştirdim. Her fırına göre pişirme şekli ve pişirme süresi değişebilir. O yüzden siz de kontrollü pişirin. Pideleri dilimleyeceğim. Dediğim gibi ister kahvaltıya yapın, isterseniz de 5 çayına. Akşam yemeğinde de yanına bir ayranla sadece bunu yapmanız yeterli olur. Çayın yanında da harika gidiyor. Eskiden daha sık yapardım. Bilen arkadaşlarım özellikle geleceklerinde benden bu pideyi yapmamı isterlerdi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Şöyle bir tanesini yakından da göstereyim. Hem yumuşak poğaça gibi hem de pide lezzetinde harika oluyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Tariflerimi daha kısa video olarak Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkine açıklamalar bölümü ve yoruma ekleyeceğim. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.